Orada bir tane kız görüyorum. Çok fazla Saf'a benziyor. Hemen onu öldürmem lazım. Bunları da toplayayım. Oh be, vallahi hava da çok güzelmiş. Oh, mis gibi ya. Bu taş devrinde yaşamak, şu hayvanlarla beraber yaşamak çok güzel bir şey. Arkamdaki bu ses de ne ya böyle? Şimdi seni çok güzel bir şekilde yiyeceğim. Kaçamazsın. Gel buraya. İmdat, kurtarın beni bu canavardan. Kurtarın. Gel buraya, gel. Kaçma. Seni öldüreceğim artık. Az sonra taş dev bu korkunç döneminde gökte uçan canavarların cirit attığı bu korkunç dönemde hayatta kalmaya çalışan bir tepegöz vardı. İşte bu hayatta kalmaya çalışan tepegözün sevdiği ve aşık olduğu taş devri döneminde yaşayan bir kız vardı. Ama kız o kadar güzeldi ki çirkin tepegöze hiç pas vermiyordu. Değil mi tepegöz? Valla doğru demişsin ya. Kız bana hiç pas vermiyor. Ama ben onu ayarlayacağım. İşte bebek tepegözün doğumu böylece başladı. Of ya, birazcık gidelim de çiçek toplayan bari. Etrafta çok güzel çiçekler varmış gari. Orada bir tane kız görüyorum. Çok fazla Saf'a benziyor. Hemen onu öldürmem lazım. Bunları da toplayayım. Oh be, vallahi hava da çok güzelmiş. Oh, mis gibi ya. Bu taş devrinde yaşamak, şu hayvanlarla beraber yaşamak çok güzel bir şey. Arkamdaki bu ses de ne ya böyle? Şimdi seni çok güzel bir şekilde yiyeceğim. Kaçamazsın. Gel buraya. İmdat, kurtarın beni bu canavardan. Kurtarın. Gel buraya, gel. Kaçma. Seni öldüreceğim artık. İşte seni şimdi yiyeceğim. Lütfen, ne yapıyorsun? Lütfen beni yeme. Lütfen. Ula valla çok acıkmışım. Gideyim de birazcık dinozor keseyim de yiyeyim. Ya tepegöz, artık beni yeme, kurbanın olayım bak. Bütün ailemi bitirdin ya, bari ben yaşayayım. Ne? Ula sen bana karşı mı geliyorsun? Ula şimdi seni yiyeceğim, gel buraya. Beni kurtaran yok mu? Lütfen kurtarın. Ula bu ses de kimindir? Bir kadın sesi duydum ha. İşte tepegöz abi. Lütfen git o kadını kurtar, beni de bırak lütfen. Ula dinozor buradan bir yere ayrılmayasın. Hemen o karıyı kurtarıp geleceğim, seni yiyeceğim ha. Şöyle gidelim karıyı kurtarmaya. Ne oluyor lan burada? Kurtarın beni bundan lütfen, kurtarın. Ha, ben ne görüyorum lan? Karıyı orada çiğ çiğ yiyorlar. Ula şimdi sen görürsün, gel buraya. Karıyı yemek neymiş göstereceğim ben sana. Gel ulan buraya, gel. Gel ula buraya, gel. Seni öldüreceğim, gel buraya. Dur, sakın geçme. Şu anda videomu beğenmediysen beğenmeyi unutma. Kanalıma da abone olmayı unutma. Bak şu anda görüyorum kanalıma abone değilsin. Hadi ya, bir abone ol, bir de videoyu beğen, tamamdır. Oh, beni kurtardığın için sana minnettarım. Erkeğim benim. Ha, bu bana erkeğim mi dedi? Sen bana erkeğim mi demişsen karı. Ha, ne olacak ki? Artık beni evine götür, beraber yaşayalım, çocuk yapalım, olmaz mı? O zaman haydi eve gidek. Senin de yaralarını saralım la. Şöyle seni sırtıma alayım. Bana su ver. Çok susanmışam, lütfen tepegöz. Tamamdır, hemen sana su getireyim. Sen de kendine geliysen. Sonra da biz evleniyiz, olur mu? Evet, milyonlarca kez evet. İşte bu olaydan sonra bebek tepegöz doğmuştu. İşte duyuyorsunuz. Bebek tepegözün sesi bu. Anne çok karnım aç. Lütfen yemek getir. Hanım bak, çocuk karnı açmış. Hele ona yemek getir. Ha. Ya aşkım, ama ben diğer çocuğumuza da hamileyim. Sen çocuğa birazcık yemek getirsene. Muhabbet edeceğinize bana yemek getirsenize, nasıl anne babasınız? İşte bebek tepegöz doğmuştu ve anne babasıyla burada yatakta yatıyordu. Evin huzuru çok güzeldi. Her şey çok yollu yolundaydı. Ama tepegözün öyle bir düşmanı vardı ki tepegöz bu düşmanın çocuğunu yemişti. Ve bu düşman da karısını kaçırmayı kafaya koymuştu. Sen benim ailemden birisini öldürdün. Şimdi ben de senin karını alacağım ve öldüreceğim. Ay,
Tuvalete gitmem lazımdır ya. Şöyle şuraya yapayım bari. Anne şimdi karısı çıktı. Tepegöz'ün karısını tam da kaçırma zamanı. İşte şimdi yakaladım seni, gel buraya. Sen de kimsin ya? Kocacım beni kurtar. Ve böylelikle bebek Tepegöz'ün annesini korkunç canavar böylelikle kaçırdı. Anne lütfen bana süt ver. Karnım çok aç anne. Baba, anneme seslensene. Kardeşim sesleniyor. Ya hanım kalksana bak, çocuk sesleniyormuş. Ha? Neredesin hanım? Allah Allah ya. Hanım nerededir ya? Hanım neredesin? Baba ne oldu, bir şey mi oldu? Oğlum anan yoktur ya. Anan kayıptır. Ben dışarı çıkacağım. Biricik kardeşin sana emanettir. Tamam mı oğul? Tamam baba, lütfen annemizi bul. Çok korkuyorum. Biricik küçük oğlum. Abin sana bakacak. Ben anayı bulmaya gidiyorum. Baba lütfen anamı bul, gel lütfen. Hadi oğlum, kardeşin sana emanet. Ben gidiyorum ananızı bulmaya. Neredesin aşkım, neredesin? Ha? Ne olmuş lan buraya böyle? Karımın kanları burada. Ne oluyor lan? Yoksa benim düşmanım hanımımı mı kaçırdı? Korktuğum başıma geldi ya. Of of. Ne yapacağım şimdi? Ulan hemen karımı bulmam lazım. Hemen eşyalarımı toplayıp hanımımı bulup çocuklarımın annesi olmak için tekrar getirmem lazım. Kardeşim seni hiç merak etme. Babamız annemizi tekrardan getirecek. Umarım abi, umarım annem tekrar gelir. Çok korkuyorum. Annemi kim kaçırdıysa onu bulacağım. İşte Tepegöz'ün hayat hikayesi. Bu zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışan Tepegöz'ün hayat hikayesi böyleydi. Eğer hikayeyi beğendiysen videoyu beğenip Bebek Surat kanalına abone olmayı unutma. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.